Şu an Gülhane Parkı'ndaki İslam Teknoloji ve Bilim Müzesi'ndeyiz. Burada 1660 yılında ve 1480 yılında kullanılan usturlaplar var. Usturlap bir zaman ölçüm cihazı, astronomi cihazı. Bu da 1252 yılında İspanya'da Muhammed bin Huzeyl tarafından imal edilen bir usturlap. Bununla astronomik ölçümler yapıyorlar. İslam bilim adamlarının kullandığı usturlaplar. Yine aynı şekilde bunlar da 10. yüzyıla ait usturlaptan kalan parçalar. Üzerlerindeki sembollere bakalım. İnsanlar o tarihlerde astronomiye ilgi duymuş. Yıllar geçmiş, zaman geçmiş. Günümüze kadar ulaşmış bu zaman ölçme cihazları. Bu da Ebu Cafer el-Hazi'nin 10. yüzyılda kullandığı ekvatoryum. Yine 1035 yılından kalma bir ekvatoryum. Yine bu Bizans usturlabı. 14. yüzyıldan kalma. Bu da gökküre. Abdurrahman bin Muhammed el-Sufi'nin yaptığı gökküre. 903-986 yılları arasında. Kırmızılar yıldız. Muhtemelen sembollerde burçlar. Bu da Corneli'nin gökküresi. Muhteşem bir şey. Burada gördüğüm en büyük usturlap. ...1222 yılına tarihlenmiş. Burada da Merara Sathanesi'nden Müeyyiddin el-Urdi'nin 1265 yıllarında meriden dersindeki yükseklikleri ölçmek için icat ettiği bir alet. Meriden dersindeki yüksekliği ölçüyor. Bu da Es-Sizi'nin planetaryumu. Bu da yıldızların birbirine olan uzaklığını ölçme sekstantı. 1577-1597. Yıldızların birbirine olan mesafesini ölçüyor. Bu da İstanbul Sathanesi'nden 1576. Güneş ve ayın görünüşteki çaplarını ve gök cisminin yüksekliğini ölçme aleti. İstanbul Sathanesi. Bu da El-Biruni'nin 1048 mekanik güneş ve ay takvimi. Thank you.
İslam alimlerinin dünyaya kazandırdığı eserler. Koç burcu, yengeç, aslan, ikizler, terazi. Bu güneş saati de İbn-i Şatır 1275 yılında tarafından yapılan Şam'daki Emevi Camisi için yapılan bir güneş saati. İbn-i Şatır yapıyor. Burası Fas'taki su saati modeli. Günümüze ulaşan en eski su saati. Fas şehrinde. Onun yapılan bir modeli. Su saati. Nasıl çalıştığını bilmiyorum ama sanırım buradaki kadehlerin içine şu delikten akan sular var. Onlar bu çarktaki bir mekanizmayı tetikliyor olabilir. Burada bir ağırlık var. Ne büyük eserler. Bu da yine El Cezeri'nin 1200 yılında yaptığı su saati. Bunun mekanizması da bu kazanın içinde imiş. El Cezeri biliyorsunuz büyük İslam alimi. Bu da Endülüs tarzı 12 kaplı mum saati. İbn-i Hatip 1274. Muhtemelen gece vakitlerinde mahsus bir saat bu da. Mum saati. İnsanlar belki su saatini gece göremiyorlardı ama onun için bir de mum saati yapılmış. Gece vakit ölçmeye yarıyor. Bu da 1609-1658 yıllarında Osmanlı tipi pusula. Gerçekten ne büyük bir medeniyet, İslam medeniyeti. Şunlar çok enteresan. Kimyasal savaş maddeli Zerdaşk 1374 yılına tarihlenmiş. Kimyasal savaş maddeli diyor açıklamasında. Zerdaşk. Bunlar da yangın tenceresi, biyolojik bomba. 14. yüzyıldan kalma. O tarihteki resimlere bakarak modellenmiş. Demek kimyasal savaş 14. yüzyılda başlamış. Bu da bir mancırık. Orta çağdaki savaşlarda kullanılan bir mancırığın modeli. Bu da aynı şekilde bir mancırık. Bu da büyük o kadar. 11. yüzyıldan itibaren İslam dünyasına yaygındı diyor. Hedefi vurmakta büyük bir kabiliyet sağlıyor kullanıcısına. Yine 1405 yılından kalma bir mancırığın modeli, denge ağırlığı. Bu da bir istihkam kulesi. Gerçekten aşılması çok zor. Metrelerce yüksek. Üzerinde muhtemelen mancırıklar var, askerler var. Bunlar ameliyat aletleri. Neşter, makas, göz kapakları için aletler, katarakt iğnesi. Birçok alet var. Bunlar da kulak, burun, boğaz tedavisi için kullanılan aletler. O dönemin
hekimleri tarafından kullanılan aletler. Evet. İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi Gülhane Parkı'nın içinde bulunuyor. Profesör Fuat Sezgin'in kabri de burada, bu müzenin bahçesinde. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.